Merhaba sevgili dostlar, güzel insanlar, kardeşlerim. Asla kabullenmediğimiz, yıllar geçse de alışmadığımız, alışmayacağımız, derin yaramız, dostumuz, abimiz, öz kardeşimiz, rantımız için işte yine bir aradayız. Bu yıl salgın koşulları bu şekilde bir araya gelmemize el veriyor. Birbirimizin gözlerini göremiyoruz belki ama yürek atışlarımızı duyabiliyoruz. Siz her yıl Agos'un önünde toplananlar, buraya gelemeyip de dünyanın dört bir yanında yüreği bizimle birlikte atanlar. Sadece yitirdiğimiz bir değeri almıyoruz. Arıyoruz da aynı zamanda. Adaleti arıyoruz. Avuçlarımızdan kayıp giden barışı arıyoruz. Gülüşümüzü kaybettik. Neşemizi, yaşamı sevincimizi. Yine toplandık işte, arıyoruz. Yaslıyız, bitmiyor matemimiz, bitmiyor çünkü cenazemiz halen yerde. Bunca omuz yan yana geldik de kaldıramadık cenazemizi. Çünkü ağır, vebali ağır, mirası ağır, vasiyeti ağır. O nedenle arıyoruz. Biliyorum, bulmadan durmayacağız. Biliyorum, çok yakınız. Kaldıracağız cenazemizi, düştüğü yerden kaldıracağız. Toprağa gömmek için değil, kardeşlik çınarı niyetine toprağa ekmek için. Hrant'ın sevgili dostları, kardeşlerim, belki uzun sürdü arayışımız, gecikti baharımız. Hrant'a verdiğimiz sözler halen yerini bulmadı. Aslında bu gecikme ne toplumun suçudur ne de ezilenlerin ve ötekilerin. Bütün mümkünler gözümüzün önünde dururken uzanıp tutmaya cesaret edemeyen toplumun öncülerindedir büyük eksiklik. Bütün mesele uzanıp tutmakta, buna cüret etmekte, bu cesareti göstermektedir. Ama yılmak yok. Biz de tıpkı sevgili Hrant'ın yaptığı gibi intikam duygularına teslim olmadan akılla, sabırla, sevgiyle ama ille de dirençle sarılacağız umuda. Bunca kutuplaşmanın, düşmanlaştırmanın, gerilimin içinden sağduyuyla çıkışın yolunu bulmak zorundayız. Bu kadar kaotik ve karmaşık gibi görünen durumdan kurtulmak aslında çok da basit. Yapmamız gereken tek şey bir araya gelmektir. Demokrasi için yan yana gelmektir. Biz kadınlar bunu yapacak güce, inanca ve cesarete sahibiz. Gelin önce biz kadınlar birleşelim. Adaletsizliğe karşı, her türlü şiddete karşı, yoksulluğa karşı büyük bir demokrasi ittifakı kuralım. Nefessiz kalmış topluma bir yol açalım. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne olmasını bekleyeceğiz? Bizi birleştirecek şey bir parti, bir lider, bir kurtarıcı değil. Kendi ellerimizdir. Gelin el ele verelim. Yarınlarımızı, çocuklarımızın geleceğini kurtaralım. Aksi takdirde Hrant'a verdiğimiz sözün gereğini nasıl yerine getireceğiz? Mahcup olmadan nasıl her yıl bir araya geleceğiz? Umuda dair şöyle seslenmişti Gülten Akın. Karayı kaldırın, mavi koyun, umudumu yitirmedim. Beni çağırın gülümserken uykunun bir yerinde. Eliniz beyazken uzatın isterim. Karayı kaldırın, sevgi koyun, umudumu yitirmedim. Güz gelirken kara sevdalarla, avucumda yavru bir kuş varken tedirgin, sizde tutunacak, yaslanacak kollar. Biraz daha durun, biraz daha. Karayı kaldırın, mavi koyun, umudumu götürmeyin. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, hemen şuracıkta, Urfa'da, Göbekli Tepe'de 12 bin yıllık bir köy duruyor. Dünyanın en eski köyü, en eski mahallesi, en eski evi. Orada yaşayanlar kimdi bilmiyoruz. Nasıl yaşadılar bilmiyoruz. Acılarını, sevinçlerini, korkularını, hayallerini bilmiyoruz. Bugün yaşasalardı kendilerine Türk mü derlerdi, Ermeni mi, Kürt mü bilmiyoruz. Hangi dine inanırlardı, hangi partiye oy verirlerdi bilmiyoruz. Bildiğimiz ve emin olduğumuz tek kimlikleri vardı onların. İnsan. İlk onlar kazdı toprağı. İlk onlar tohum ekti Mezopotamya'ya.
Sonra biz gelmeye başladık. Onar onar, yüzer yüzer, biner biner. Sonra milyon olduk. En son 84 milyon. Ve o günden beridir bu topraklar en çok kimindir diye kavga ediyoruz. 100 yıldır kavga ediyoruz. 1000 yıldır kavga ediyoruz. 5000 yıldır kavga ediyoruz. Kavga ediyoruz dediğime bakmayın. Kavgayı başkaları ediyor aslında. Biz sadece dayağı yiyoruz. Çünkü kavga mülkiyet kavgası, egemenlik kavgası, üstünlük kavgası, saltanat, şatafat, iktidar kavgası. Biz sadece direniyoruz. Hayatta kalabilmek için, insan kalabilmek amacıyla direniyoruz. Adalet için, eşitlik için, barış için, kardeşlik için, emeğin hakkı için direniyoruz. Ve diyoruz ki, bizim kendi aramızda paylaşamayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Bu ülke hepimizin, bu topraklar hepimizin. Hakça, eşitçe, adilce yaşamak mümkün ve yakındır, biliyoruz. 4 milyar yaşındaki yaşlı ve yorgun gezegenimizin son 12 bin yılında nasıl bu hale gelebildik? İnsan olmaktan nasıl bu kadar uzaklaşabildik? Herkesi bir defacık olsun düşünmeye davet ediyorum. Nasıl unuttuk bunca ortak değerimizi, ortak acımızı, ortak sevincimizi? Nasıl bırakabildik cenazemizi yerde? Nasıl yarattık bu ortak utancımızı? Gelin kardeşlerim, el ele verelim. Omuz omuza kaldıralım artık cenazemizi. Bitirelim ortak matemimizi. Bakın yerde yatanın bir tane kimliği var. İnsan. Ama adı Hrant, adı Tahir, adı Berkin, adı Ali İsmail, adı Eren, adı Ceylan, adı Yasin, adı Medeni, adı Ethem, adı Uğur, adı Taybet, adı Aybüke, adı Ekrem. Korkmayın kardeşlerim, el ele verin, omuz verin bu cenazeye. Kimse tek başına kaldıramaz bunca yükü. Dedim ya, ağırdır vebali, ağırdır vasiyeti. Katillerimizin karanlığına teslim olmadan, kayıplarımızın hatırasında buluşmaya davet edelim birbirimizi. Başarabiliriz güzel kardeşlerim, başarmak zorundayız. Nem gibi bedenimize yapışmış bu kötülüğü yara yara güneşli yarınlara, aydınlık geleceğe ulaşacağız. Umudumuz zulümden büyük. Çünkü siz varsınız, çünkü biz varız. Çünkü biz özgürlüğe and içmiş milyonlarız. Çünkü biz insanız. Cesur olalım güzel kardeşlerim ve inanalım. Hep birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Son olarak Selahattin'in cezaevinden gönderdiği bir şiirle bitirmek istiyorum. Gümbürdüyor yerin altı, sarsılıyor gök kuleler. Özgürlüğe gebe toprak doğuracak bizi yeniden. Ellerim ceplerimde, adımlarım minnetsiz. Gamsız yürüyorum mezar diplerinden. Ölülerimize yeminimiz var, dirilerimize müjdemiz. Üşüyen çocuklar güneşten emsin. Öksüz kalmış aşıklar kavuşsun. Alın teline sevda karışsın diyedir kavgamız. Bir madalya takılmayacak göğsümüze. Olsa olsa yağlı bir ilmek boynumuza. Belki kör bir kurşun sırtımıza. Ne adımız vardı bizim, ne pasaportumuz. Düştüğümüz yerden tanırsın bizi. Kır çiçekleri biter toprağımızda. Ya da bir gelincik bütün kızıllığıyla. Zulme isyan etmiş toprağın çocuklarıyız biz. Geliyoruz olanca heybetiyle. Az kaldı bak, gümbürdüyor yerin altı, sarsılıyor gök kuleler. Özgürlüğe gebe toprak doğuracak bizi yeniden. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla, Hrant'ın her daim güzel anısına hürmetle. Kez yer pek bidi çimornang Hrant yahbair. Emteci kat bir nakın, draimin aziz. Gelek spas, teşekkür ederim. Şunor hagalutyun.